yapıyoruz. Peki yani. Şöyle bir bulgu var mesela, burada bir ticaret oldu mesela, gelenlerin orada bir değiş tokuş yaptığı, bir ticari faaliyette bulunduğu, kültürler arası bazı şeylerin alışverişine yapıldığı bir şey olduğuna dair. Göbektepe için değilse bile bu dönem için var. Örneğin Orta Anadolu'dan 10 bin yıl öncesinde en azından obsidyen, yani volkan camının Ürdün'e kadar belirli bir forma getirilip burada Anadolu'da pazara satıldı. Götürüldüğünü, hani satmak artık değiş tokuş diyebiliriz. Yapılmıyor. Demek ki insanların çok uzak mesafeli hem iletişimi var hem de alışveriş var. Alışveriş var. Evet. Bunun da Göbektepe'de yapılmış olması sürpriz olmaz ama benim en azından bildiğim... Şu anda öyle bir bulgu yok. Yok. Evet. Henüz daha. Peki hocam. Simgelerde şunu söyleyebiliriz, ekleyebiliriz. Bizim arkeoloji metodolojisi aslında analojilerle gidiyor. Yani karşılaştırıyoruz. Ne tekrar ediyor, ne tekil. Bugünkü algımızı tamamlayan bir simge mi diyoruz? Ama mesela Göbektepe'de hayvanların hepsinin yabani olması. Ki evcil hayvanlarımız yok. Ama yırtıcı olmaları, biraz ürkütücü betimlemiş olmaları ve hepsinin, bilinenlerin hepsinin erkek olması. Öyle mi? Bir dikkat çekiyor. Bilinen hayvanların tümü, yani cinsiyeti ayırt edilebilen hayvanların tümü erkek. Kuşların değil ama erkek aslan, erkek tilki falan. Evet. Yani cinsiyet tanımı olanların hepsi özellikle erkek. Özellikle mesela değil mi? Yaban domuzu çok gösteriyorlar. İnsan da öyle değil ama. İnsan cinsiyet ayrımını, yani cinsiyet ayırt edebilen 3 tane şey var. İnsan betimi var. Bunların ikisi erkek, biri kadın. Dolayısıyla hani insanda da belki böyle bir cinsiyet ayrımının olmadığını göstermek açısından. Yani çünkü böyle bir algı da var. Yani bunlar evet hayvanlar böyle ama erkek egemen veyahut da erkekliğin öne çıkarıldığı bir toplum demek için de çok fazla veri yok açıkçası. Tabii ya, hayvanların erkekleri daha ürkütücü olduğu için belki ondan tercih edilmiş. Yaban domuzunun erkeğinin kocaman dişleri var işte. Aslanın evet. Erkeğinin yelesi var falan gibi, belki onun daha haşmetli görünmesi erkek olanın, hayvanların etkili olmuş olabilir belki. Bunun mesela en iyi örneği gene Göbektepe'li Çağdaş, Urfa'da Yeni Mahalle'de Balıklı Göl'ün hemen 100 metre ilerisinde bulunan bir heykel var. Urfa heykeli olarak geçiyor ve bugün Urfa Arkeoloji Müzesi'nde teşhir ediliyor. Oradaki erkek fallosunu tutuyor. Dünyanın bilinen en eski heykeli diyebiliriz onun için. Çünkü 3 boyutlu ve bir insan boyutlarında. Orada boynu bir kolye gibi bir şey var, askı var boynunda ve ayakları bitişik, yani büyük bir olasılıkla yine özel bir yapının içerisine yerleştirilmiş durumda. Resmedildi, yani o şekilde kullanıldığı söyleniyor. Bina bulunmadığı için, yani bir inşaat sırasında çıkıyor, tam ne tür bir yapıda olduğu bilinmiyor ama erkekliğin orada biraz öne çıktığını söyleyebiliriz. O hangi, aynı yıllar mı? Aynı yıllar. Tabii bu vesile şunu da söylemekte belki fayda var. Bugün Balıklı Göl kutsal bir yer. Bu sözünü ettiğimiz heykel de 11 bin yıl öncesine ait. Demek ki dünyada herhalde 11 bin yıldır kutsallığını koruyan başka bir yer yok. Aslında Türkiye'yi belki de bu tür yönleriyle öne çıkarmakta fayda var. Yani tekil bir yerin çok eski olması, şu olması, anıtsal olması ne kadar önemliyse. Ama aynı zamanda bu sürekli... Holy Land. Evet. Bu süreklilik, bu devamlılık ve bunun bugünkü kültürümüzü nasıl dünya bağlamı nasıl şekillendirdiği üzerine gitmekte fayda var. Örneğin buradaki Yeni Mahalle sanırım Göbektepe kadar, en az onun kadar sansasyonel ve bizim öncelikli koruma alanlarımızdan birisi olması gereken. Yeni Mahalle yerleşim de var değil mi? Yeni Mahalle yerleşim var. Hatta bu şuradan aklıma geldi. Birkaç hafta önce orada bir inşaatın başladığı yer aldı medyada. İnşaat durdurulmuş ve kontrollü bir kazı yapılıyor ama bildiğim, yani en azından alanı bilen biri olarak çok geniş bir yere yayıldığını biliyoruz. Evet. Hemen Balıklı Göl'den başlıyor. Tabii Balıklı Göl var. Bir mozaiklerin çıktığı alan var. Urfa Arkeoloji Müzesi var. Böyle bir yerleşme var. Böyle bir ada herhalde gerçekten dünyanın başka bir yerinde görmek mümkün değil. Yani kazı yapılan yer çok dar bir alan. Çok daha geniş bir yer. Harran tarafında böyle şeyler bulunma ihtimali var mı? Şimdi Harran'daki yerleşimlerin, yani bu tür yerleşimlerin özelliği yüksek yerlerde olmaları, beslenme alışkanlıkları belirleyici burada. Çünkü tarım toplulukları değiller. Ovalarda bulduğumuz yerleşmeler daha çok tarımcı topluluklar. Ama onlar da höyük, üst üste bir sürü yerleşme var. Belki alt katmanlarında çağdaşlarını bulabiliriz. Ama yani o kadar eskisini veyahut da bu tür bir yerleşmeyi ovada bilmiyoruz. Peki Aslı Hocam, şimdi... Buranın UNESCO tarafından kabulü kıymetli bir şey diye umuyorum yani. Önemli midir?
Tabii ki olmaz. Ne açıdan önemlidir? Yani mesela UNESCO hayır dese burası değerini kaybedecek miydi? Hayır. Evet. Mutlaka. Mutlaka kaybetmeyecek. Ama bunun tescil edilmesi bence çok önemli bir şey. Türkiye'de şu anda 18. Evet. yer öğren yeri oldu. Böyle öğren yeri de değil. Başka yerler de var tabii ki. Varlık diye. Evet, varlık. Esasında çok daha fazla olması gerekiyor. Başka ülkelerle mukayese ettiğimiz zaman değil mi? Ve hocam Türkiye'de onunla ilgili olanları... bir video oldu. Biz onu gösteririz birazdan. Efendim? Siz bir onunla ilgili bir video aldınız. Onu gösterir misiniz isterseniz? Bu 17 yerle ilgili. Evet. Arkadaşlar şu 17 bölgeyle ilgili bir videomuz olacaktı. Onu bir gösterelim mi? Evet. Göbekli Tepe 18 oldu. Göbekli Tepe 18. Hazırladı. Yok, o atı gösterdi ya Truva'daki atı. Tabii tabii. Filmdeki atı. Tabii, Troy filmindeki atı. Müze projesi. Belki haberiniz vardır. Evet, hepsini gördük ama tabii anlatmak size kaldı. Şimdi Göbekli Tepe son dünya. Diğer 17'si hangileri? Ben ezbere saymayacağım ama... Hayırlı hocam. Sayayım. Siz sayabilirsiniz. Bu 1985 yılında 3 taneyle başladı İstanbul, Kapadokya ve Divriği Ulu Cami. Daha sonra sırasını şaşırın. İstanbul kent olarak mı, İstanbul'daki herhangi bir şey? İstanbul'un tarihi yarımada. Tarihi yarımadası. Tarihi yarımadası. Ondan sonra daha sonra 86'da Hatuş'a, ondan sonra 87'de Nemrut'ta, Safranbolu 94. Safranbolu 94. Ondan sonra oldukça bir süre geçtikten sonra Troya 4 yıl Troya 98'de. Troya o kadar geçmiyor girdi. Evet. Hı hı. Evet, 98'de. 98'den sonra uzunca bir aradan sonra yanılmıyorsam Selimiye Camii olması lazım. 2011. 2012'de Çatalhöyük. 2013'ü de bir alanımız kaydedilmedi. 2014'ten sonra ikişer ikişer. 2014'te Bergama ve Bursa ve Cumalı Kızık. 2015'te de iki alanımız Efesus ve Diyarbakır Kalesi ve Evsel Bahçeleri. 2016'da İstanbul'da yapılan Dünya Miras
komitesi toplantısı da ani. 2017'de Afrodisias ve bu senede Göbeklitepe'nin listeye alınmasıyla bu sayı 18'e yükseldi. Dünya Miras Listesi'nde dünyada toplam an itibariyle 1091 alan var. Bu 1091 alan UNESCO 1970 Dünya Doğal ve Kültürel 1972 Dünya Doğal ve Kültürel Miras Korunma Sözleşmesi'ne taraf 193 ülkeden 164 taraf devletin toplam 1091 alanı bu listeye. En çok hangi ülkeden alan var burada? İtalya. İtalya'da. Evet, böyle bir şey var. İtalya. 53 alan değil mi? İtalya, ikinci Çin, Fransa, İspanya diye gidiyor. Biz, Mısır? Mısır'ın bilemeyeceğim ama bizim biz 16. sıradayız. 164 ülke içinde. Aslında bulunduğumuz yere baktığımız zaman daha fazla olması gerekir diye düşünüyor insan. Mesela Bergama bile yeni girmiş, Hatuş'a yeni girmiş. O şundan kaynaklanıyor Sayın Altaylı. Şöyle, belli bir tarihe kadar ki bu 2005 yılıdır, 2005 yılından itibaren Dünya Miras Listesi'ne alınma kriterlerinde UNESCO köklü değişikliklere gitti. Bir örnek vermek gerekirse her taraf devlet 2005 yılından itibaren en fazla iki alanını önerebiliyor yılda. Hayır. Hatta bu seneden itibaren bire düştü. Ve 1'e düştü. 2005 yılından sonra bazı koşullar getirildi demiştik. Bunlardan biri de onaylı bir yönetim planının olması gerekiyor. Önerilecek ülkenin, önerilecek alanın. Bu sadece bizde bu var demek yetmiyor. Orayı nasıl yetmiyor. Yaşatacaksınız onu? Tabii. Yani bu açıdan son zamanda ülkemiz, bakanlığımız büyük atılım yaptı. Evet. Çalışmalarımız devam edecek. Bizim amacımız her sene bir alanımızı Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesini sağlamak. Sağ